Öncelikle bir teknik tespit yapalım müsaade ederseniz. Bu bir misilleme saldırısı, açık. Yani o köprünün kısmen kullanılabilir hale getirilmesi sonrasında Ukrayna saldırısıyla Ruslar bir misilleme yapıyorlar. İki tane amacı vardır bunun. Birincisi kendi iç kamuoylarına bir cezalandırma saldırısı yaptıklarına yönelik mesaj verecekler. İkinci husus, savaşın sadece Rus silahlı kuvvetlerinin sahadaki unsurlarıyla değil ama farklı stratejik araçlarla Ukrayna geneline yayılabileceğine yönelik bir başka mesajı hem Ukrayna halkına hem de Zelenski'ye veriyorlar. Yine başka bir teknik okuma yapalım. Şu ana kadar icra edilmiş saldırılar genellikle şehir merkezlerinde. Ve bu saldırılar biraz önce sizler de ifade ettiğiniz Savunma Bakanlığı veya İstihbarat Servisi gibi yüksek değerde hedef olarak nitelendirilebilecek binaları daha çok hedef almış. Ama roketler oralara düşmemiş. Yani onun civarındaki bölgelere düşmüş. O zaman burada şu iki tane ihtimal var. Birisi yapılan saldırılar hassas angajeye tabi mühimmatla değil roketlerle icra edilmiş olabilir. İkinci husus, eğer füzelerle icra edilmişse, yani hassas angaje icra edebiliyorsa, belirlenen noktayı çok küçük bir hata payıyla vurabilen mühimmatlar kullanılmışsa, o zaman başarılı değil. Ya uydu sistemlerinde bir sıkıntı var ya da teknolojilerinde bir problem var. Ama geldiğimiz aşamada şehirlerin hedef alınması ve sivil yerleşimin olduğu bölgeye bu mühimmatın düşmesi Ruslar açısından çok önemli değil ama bence önemli bir parametre, değerlendirilmesi gerekiyor bu hususun. Öte yandan şunu da unutmamak lazım. Önümüzdeki süreçte eğer savaş bu şekilde genişleyecekse aynı zamanda Rusya istikametine de bu tür saldırıların olabileceğini ben dikkate almak gerektiğini değerlendiriyorum. Peki şimdi bugün az önce Deniz de söyledi, Putin Güvenlik Konseyi'ni toplayacak. Esas hani de biz de daha yeni başlıyoruz. Esas bu Güvenlik Konseyi toplantısından sonra hani kararlar alınacak şeklinde anladım ben, ama ne dersiniz? Sahada nasıl genişleyeceğine dair o aslında kırılma noktası belki de bugünden itibaren başlayabilir mi gerçekten? Şimdi Ukrayna'nın çağrıları vardı, Zelenski'nin çağrıları vardı bir yandan. İşte NATO'ya artık nükleere dair hani artık gerçekten bir adım atın şeklinde. Biden'ın gerçekten de Putin blöf yapmıyor, bence kullanabilir şeklinde nükleer açıklamaları vardı. Ne dersiniz? Gerçekten de nükleer kartı oynanabilir mi şu aşamada? Artık Putin o noktaya geldi mi? Ve sahadaki bu genişleme daha da olacak mı? Görecek miyiz biz önümüzdeki bu süreçte, görebilir miyiz? Putin'in bugünkü Güvenlik Konseyi'ni toplama kararı cumartesi gününden bu yana hem sosyal medyada hem de basın organlarında seslendiriliyor. Nitekim Peskov'un dün yapmış olduğu açıklamalarda da Rusya'nın niyetiyle ilgili bazı açık seçik ifadeler kullanıldı. Şimdi geldiğimiz aşamada Putin'in yapabileceği ilk husus, özel operasyon olarak adlandırılan bu faaliyetin bir savaş olarak nitelendirilmeyeceği. Çünkü özel operasyonda siz taktik de olsa, stratejik de olsa nükleer silah kullanamazsınız. Özel operasyon bir iç güvenlik harekatı niteliğindedir. Öte yandan Güvenlik Konseyi'nin toplanması ve bu istikamette bir karar alması Putin açısından özellikle iç kamuoyuna yönelik önemli bir aşama. Çünkü kendi kararlarını, tek başına aldığı kararları bir nevi konseye atfederek alınan kararın akil çizgiler dahilinde alındığı mesajını verecek iç kamuoyuna. Evet, Kırım Köprüsü'nün bombalanması ve kısmi olarak tahrip edilmesi, demiryolu hattının kesilmesi ve Rus ordusunun cephede sürekli geriye doğru gitmesi Putin açısından bir alarm zilidir. Ve Güvenlik Konseyi'nde daha stratejik adımların atılması istikametinde bir sonuç beklemek gerekir kanaatimce. Taktik nükleer silah çok zorlu bir karar. Çünkü bunun bir karşılığı var. Yani bunu kullandığınız an karşı tarafa farklı araçları kullanma seçeneği sunarsınız. Elinde nükleer olmayabilir ama doğrudan Rus şehirlerini hedef alma gibi bir seçeneği ön plana çıkarırsınız. O yüzden bu kararı almanın kolay olmadığı kanaatindeyim. Ama eğer alınırsa savaşın hem Rusya'da hem Ukrayna'da genişleyeceğine yönelik tahminde bulunmak güç değil Zehra. Peki mi?